Merhaba. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün yerel seçimmiş, siyaset saçmalıklarıymış, ekonomik sıkıntılarmış filan hepsini bir kenara bırakalım. Bırakalım dünya bizsiz dönsün bugün. Biz bugün kadınlarımızı konuşalım. Aslına bakarsanız dünyada kadınlar günüdür ama Türkiye'de kadınlar günü kutlanamaz. Çünkü Türkiye'de kadın yoktur. Bayan var. Bayan Kadına kadın diyemeyen bir ülke burası. Kadına kadın diyemeyen dünyadaki tek ülke. Giyim mağazalarında mesela erkek reyonu vardır. Kadın reyonu yoktur. Bayan reyonu vardır. Bayan ayakkabısı vardır. Bayan kuaförü vardır. Çarşılardaki esnaf lokantalarımızda mesela bayanlar için yerimiz vardır. Ama orospu diyeceksen mesela nasıl dersin? Hayat kadın bu kereste zihniyete göre kadın anca o işi yapıyorsa kadındır. Erotik şoplarda mesela ne satılır? Şişme kadın. Ayakkabı satarken bayan, gözlük satarken bayan, bilet satarken bayan yanı, saat satarken bayan, yatırıp becereceksen kadın. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Dünyada kısaca imdaat diye bağırılırken dünyada sadece Türkiye'de imdat adam öldürüyorlar diye çığlık atılır. Yetişin adam öldürüyorlar diye feryat edilir. Çünkü dünyada sadece Türkiye'de kadınsa kimseyi ırgalamaz. Adamsa yardıma koşulur. O nedenle bütün filmlerimize, bütün dizilerimize falan bakın. Asla imdat kadın öldürüyorlar diye bir replik duyamazsınız. Kadınlar eğer öldürülmemek için yardım istiyorsa başları sıkıldı, sıkıştığında adamlar için yardım çağırmalı. Böyle bir ülke burası. Halbuki ne demiş Mevlana? Cahildirler kadından üstün olduğunu sananlar demiş. 800 yıl önce kadın demiş. Tanrı erkekleri evcilleştirmek için kadınları yarattı demiş Voltaire. Benim en parlak başarım eşimi, bir kadını benimle evlenmeye ikna etmiş olmamdır demiş Churchill. Kadının tahmin ettiği şey erkeğin emin olduğu şeyden daha doğrudur demiş Kipling. Bütün dehamı, bütün eserlerimi akşam yemeğine geç ya da erken gelmemle candan ilgilenen bir kadın uğruna feda etmeye hazırım demiş Turganyev. Bir kadın söyleyeceği çok şey olduğu halde susuyorsa erkek artık tüm şansını kaybetmiştir demiş Pablo Neruda. Cemal Süreya da tıpkı Neruda ile aynı perspektiften bakmış. Bir kadın şikayet ediyorsa erkeklerin deyimiyle vıdı vıdı ediyorsa erkek bilmelidir ki o ilişkiden hala ümidi vardır kadının. Yürütmek, birlikte yaşamak, sorunları çözerek mutlu olmak istiyordur. Daha önemlisi hala seviyordur. Kadın susarak gider. Erkeklerin hiç anlayamadığı durum işte bu kadar basittir. <laughs> ne zaman ümidini o ilişkiden kestiyse yüreğindeki bavulları toplamıştır. Kafasındaki biletleri almış aslında bedeni orada durarak çıkıp gitmiştir. Kimse hissetmeden, kapıları vurup kırmadan gitmiştir. Adam anlamaz ama kadın sessizce gider. Bir kadının çığlıklarından, kavgalarından korkmamak gerekir. Çünkü kadın susarak gider demiş Cemal Süreya. İnsanlık var olduğundan beri asabuvtan siyasete, edebiyata, her alanda kadına kadın denir. Kadının meziyetleri erkekler tarafından ayranlıkla dile getirir. Sene 2024 kardeşim. Dünyada sadece Türkiye'de ne deniyor? Bayan Bu bayan meselesi sadece Türkçenin yanlış kullanılması, cehalet terminolojisi meselesi değildir aslında. Daha derindir. Kadını erkekle eşit görmeyen, kadın kavramını ayıp uygunsuz kabul eden, bayan diyerek aklınca kibar davrandığın, kadınlara ahlaklı bir statü bahşettiğini düşünen hastalıklı erkek egemen zihniyetinin yansımasıdır. Açın istatistikleri yan yana kıyaslayın lütfen göreceksiniz. Bayan kelimesinin toplumsal bilinçteki yaygınlaşma oranıyla kadınların maruz kaldığı şiddet oranı aynı hızla büyük. Bayan diyenlerin sayısı arttıkça kadına şiddet artıyor. Kadınlara bayan diyen nazik arkadaşların sayısı arttıkça aşağılanan, dövülen, tecavüz edilen, öldürülen kadınların sayısı artıyor. Güya kibar olayım derken 8 Mart mesajında tüm bayanlarımızın kadınlar gününü kutlarım diyen millet begili bile var kardeşim bu ülkede. Tüm bayanlarımızın kadınlar gününü kutlarım. Halbuki bu topraklarda kurulan ilk sivil toplum kuruluşunun adı neydi biliyor musun? Asri Kadınlar Cemiyeti. Kadınlar Cemiyeti. T 1919'da kuruldu. Hatta Cumhuriyet tarihinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden bile önce kurulan ilk siyasi partisinin ismi Kadınlar Halk Fırkası. Ydı. 15 Mayıs 1919 İzmir işgal edildi. Ertesi gün İstanbul'da ...bu bahsettiğim asli kadınlar cemiyeti kuruldu. Daha ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi falan yok. Cumhuriyet'in hayali bile yok. Türk kadını işgale direnmek için örgüt kurdu. Nezihe Muhittin, Alide Edip, Sabahat Filmer... ...Münevver Saime, Şütüfe Nihal, Nakia Hanım, Zekiye Hanım... ...kadınlarımız direniş başlattılar. İzmir'in işgalinden sadece dört gün sonra... Üsküdar'da protesto mitingi düzenlediler. 40 bin kişi katıldı. Nize Muhittin, her kadının mutlaka tanıması gereken bir kadındır bence. İstanbul'da doğmuştu, fen öğretmeniydi. Farsça, Almanca, Fransızca biliyordu. Edebiyata yöneldi. 20 roman 300 kadar öykü yazdı. Piyes, operet, senaryo yazdı. Milli mücadele sırasında cepheye gitti. Gönüllü oldu. Hasta bakıcılık yaptı. İki defa evlendi eşlerinin soyadını değil babasının adını soyadı olarak kullandı. <laughs> Muhittin oradan geliyor. Babasının adı. Kadın aktivistiydi. Haziran 1923'te henüz Cumhuriyet ilan edilmeden önce Kadın Şurası tuttu. Henüz Cumhuriyet Halk Fırkası yani Cumhuriyet Halk Partisi bile kurulmadan önce 13 kadınla birlikte Kadınlar Halk Fırkası adıyla siyasi parti kurma kararı aldı. Cüretkar bir adım attı. Resmi kuruluş dilekçesini verdi. Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi adı üstünde kadınlar tarafından kurulan ve kadınlardan oluşan kadın siyasi partisi. Yüzyıl önce kurucuları arasında Latife Bekir vardı. Sabiha Sertel vardı, Şüküfe Nihal vardı, Aliye Esat vardı, Yüzide Osman vardı, Özgürlükçü Kadınlar vardı. Ancak o dönemin tabii seçim kanununa göre kadınların siyasi temsili mümkün olmadığı için parti kuruluşu gerçekleşemedi. Bunun üzerine bu Kadınlar Halk Fırkası Türk Kadınlar Birliği adıyla derneğe dönüştü. Türk Kadınlar Birliği 1923'ün o ilkel şartlarında bile öylesine evrensel boyutlardaydı ki sadece 12 yıl sonra Dünya Feminizm Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Evet, 1935 yılıydı. Türkiye'de Dünya Feminizm Kongresi düzenli. 36 ülkeden tamamı kadın 360 delege geldi Türkiye'ye. Türkiye'yi de 24 kadın delege temsil etti. Kadınlar birliği. Yıldız Sarayı'nda düzenlendi. Bir hafta sürdü. Konuşmaların yapıldığı kürsünün arkasında iki böyle dev Türk bayrağı vardı. Bayraklarımızın arasında Justice yazıyordu. Justice, pankart. Yani İngilizce adalet yazılı pankart kasılmış Adalet dediğin kadın erkek eşitliği. Kadın erkek eşitliği olmayan bir ülkede adaletten söz edilemez. Ya bugün Türkiye'yi adında adalet olan bir parti yönetiyor ama kadın erkek eşitliği fıtrata ters deniyor. Bayan denil. <laughs> İstanbul Sözleşmesi'ne bile tahammül edilemiyor. Evet. Bugün bayan halindeki bu ülkede Yüz yıl önce Dünya Feminizm Kongresi düzen Konuşmalar Fransızca, Almanca, İngilizce yapıldı. Hukuk önünde kadın erkek eşitliği, eşit eğitim hakkı, eşit meslek hakkı, ekonomik özgürlük hakkı üzerinde duruldu. Çocuk gelin sorununa dikkat çekildi yüzyılın. Hani dedim ya, dünyada imdat diye bağırılırken dünyada sadece Türkiye'de imdat adam öldürüyorlar diye feryat. Çünkü dünyada sadece Türkiye'de kadınsa kimseyi ırgalamaz. adamsa yardım olur. İşte bu yüzden adam ismi taşıyan bir kadının öyküsünü anlatayım size. Lütfen altını çizerek. Suat, ismi Suat'tı. 1901 yılında Çamlıca'da büyük bir konakta dünyaya geldi. Osmanlı aydını bir ailede yetişti. Dedesi paşaydı, babası hekimdi annesi Abdülmecit'in mabeyincisi Kamil Bey'in kızıydı. Hatice Suat ismini verdiler. Evet. Suat mutlu anlamına geliyordu ama erkek ismi. Hele o gün itibariyle. Çünkü ailenin ilk bebeği kızdı. İkincisinin erkek olmasını bekliyorlardı. O sebeple Suat ismini hazırlamışlardı. İkinci de kız doğunca Hatice'yi eklediler ama Suat'tan vazgeçmediler. <laughs> Hatice Suat oldu. Gel gör ki yahu bütün ailede Suat diye çağrılmasına rağmen nüfus memurlarını ikna edemediler. Erkek ismi olduğu gerekçesiyle kimliğine kaydettiremediler. Kimliğini Hatice Saadet olarak çıkarabildiler. Ailesi erkek ismi koymuştu. Sayın devletimiz erkek ismi koyamazsın diyor. Yazları Çamlıca'da, kışları Moda'da özgür bir kız olarak büyüdü. Varlıklı ailesi sayesinde evde özel öğretmenlerden eğitim aldı. Akıcı şekilde Fransızca ve Almanca öğrendi. Matematik, müzik, felsefe dersleri aldı. Kitap kurdu. Okuma tutkusu zamanla yazma tutkusuna dönüştü. Şiirler, öyküler kaleme almaya başladı. Nazım Hikmet hem komşularıydı hem çocukluk arkadaşı. Nazım. Suat'ın anlatım tarzını çok beğeniyordu Nazım Hikmet. Bunu yüreklendirmek istiyordu. Henüz 16 yaşındayken Suat, Suat'ın yazdığı Hezeyan isimli şiirini Nazım Hikmet Suat'a haber vermeden böyle masasından aldı. Alemdar gazetesinde yayınlattı. Suat böylece babalığı adım atmış oldu. Hezeyan isimli şiiri. Babasına ait daktilonun başından kalkmaz oldu. İyice teşvik oldu. Gece gündüz yazıyordu. Şiirlerini, öykülerini böyle koltuğun altına koyuyordu. Vapura atlayıp bizzat giderek alemlerin sayfalarında yer bulmasını sağladı. 1921 yılında ilk romanı basıldı. Ara Kitap ismi bu. Kara Kitap. Edebiyat dünyasında büyük ses getirdi. Duyguyu okura aktarma kabiliyeti gerçekten çok etkileyici. Gazetecilik mesleğine başladı, gazeteci oldu. Alemdar gazetesi adına röportajlar yapmaya başladı. Yabancı lisan bildiği için Lozan konferansına gönderdiler. Lozan konferansını takip et. Yurt dışına gönderilen ilk Türk kadın gazetecisi oldu. Suat. Yurt dışına giden ilk Türk kadın gazetecisi. Peş peşe romanlar üretirken Alemdar'dan ayrıldı. İklam gazetesine geçti. Kadın sayfası hazırladı kadın sorunları ve dünyadaki kadın hakları konusunda böyle bilgilendirici, cesaret verici haberler yaptı. Kaleminin gücü kadar güzelliği de dillere destandı Suat. Lacivertti gözleri. Etrafına ışık saçan bir kadındı. Erkekler pervane oluyordu. O pervane olan erkeklerden biri işte komşusu Nazım Hikmet'ti. Suat için çıldırıyordu ama aşkına karşılık bulamıyordu. Oturdu Nazım Hikmet, özgür ruhlu Suat için Gölgesi isimli şiirini yazdı. Gölgesi. Ağlasa da gizliyor gözlerinin yaşını. Bir kere eğemedim bu kadının başını. Kaç kere sürükledi gururumu ölüme, fırtınalar yaratan benim coşkun gönlüme. Ya bu kadın delidir yahut ben çıldırmışım. Hiç olma sığıncımı böyle alırım dedim yolda mağrur uzanan gölgesini çiğnedim. Evet. Nazım Hikmet işte bu şiiri yazdı Suat için. Ama Nazım Hikmet'in kendisi için çaresizce bu şiiri yazması Suat'ın gururunu okşamanın dışında bir anlam ifade etmiyor. Hatta ileride gülümseyerek bunu anlatacak. isteyip de elde <laughs> edemediği tek kadın bendim diyecek. Çünkü aşk için aradığı özellikler çok farklıydı. Maalesef ruh ikizini bulması pek kolay olmadı. Üç kez evlendi, üç kez boşandı. Hepsi çok kısa sürdü. Mutlu olamadı bir türlü Berlin'e gitti. Konservatuar eğitimi almaya başladı. Berlin Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'ne kaydoldu. Roman üretmeye devam etti. Böyle ağzında gümüş kaşıkla doğmuştu ama sıkıntılı günler kapıdaydı. Osmanlı'nın çöküşüyle beraber ailesinin maddi durumu da altüst oldu. Böyle konaklar, yalılar falan birer birer satıldı. Elde avuçta ne varsa tükenmişti. Dara düşmüşler. O sırada babası hastalandı, kanser oldu. Tedavi için kızının yanına Berlin'e geldi. Orada vefat etti. Berlin'deki Müslüman mezarlığına defnedildi. Suat annesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Bundan böyle hem kendisinin geçimini sağlamak hem de annesine bakmak zorunda. Son posta resimli ay Tan gibi sol görüşlü gazetelerde çalışmaya başladı. Tan gazetesindeyken Sovyetler Birliği'ne gitti. Dönüşte kaleme aldığı bu yazı dizisi nedeniyle komünist bankasıydı. Komünist mi dediler? <laughs> bu yaftalama nedeniyle gazetelerde artık iş bulamaz olmuş. Matbaalar desen hükümetin tepkisinden korkuyorlardı. Romanlarını basmıyorlardı. Yeni Edebiyat Dergisi'nde iş buldu. O derginin çatısı altında Sabahattin Ali, Abidin Dino, Orhan Kemal, Atilla İlan var. Onlarla birlikte çalış. Reşat Fuat'la orada tanıştı. Reşat Fuat. Mustafa Kemal Atatürk'ün teyzesinin oğluydu. Annesi Zübeyde Hanım'ın kız kardeşiydi Reşat Fuat. Berlin'de kimya mühendisi olmuştu. Sonra Moskova'ya giderek Lenin Akademisi'nde okumuştu. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreti. Yasaklıydı tabi Türkiye Komünist Partisi yer altında faaliyet gösteriyordu. Yeni Edebiyat dergisinde Takma isimle yazılar yazıyordu. Karakolda işkence gördüğü anlarda bile Mustafa Kemal'in Atatürk'ün akrabası olduğunu söylemiyordu. İdealistti. asla yardım istemiyordu. Suat işte nihayet aradığı aşkı bu adamda buldu. Bir yıl kadar arkadaşlık ettiler, evlendiler. Bir yıl sonra tutuklandılar. <laughs> Suat Amine'ydi. Bebeğini düşün. Bir daha maalesef çocuk sahibi olamayacak. Aranan eşi Reşat Fuat'ı saklamak suçundan, yani eşini saklamak suçundan 9 ay hapis yaptı. 9 ay. 9 ay sonra çıktı. Reşat hala içerideydi. Çünkü ona 7 yıl vermişlerdi. Suat'ın geçimi sağlamak için tek çaresi vardı yine Alemi'ydi. Oturdu, Osmanlı Cevriye yazdı. Osmanlı Cevriye. Bu romanı dört bölümden oluşuyor. Karakolda ayna var. Kız kolunda damga var. Gözlerinden bellidir Cevriye'm. Sende kara sevda var. Bu başlıklarla dört bölümden oluşuyor. Osmanlı Cevriye. Bir sokak kadınının yaşadıkları üzerinden İstanbul'un arka sokaklarına ittirilen talihsiz hayatları anlatıyor ile argosuyla, sefaletiyle, trajedeleriyle toplumun suratına patlayan sosyal gerçekçilik tokadı gibi. Müthişti. Özeti neydi Osvaldo Cevriye'nin? Henüz bebekken annesini babasını kaybeden, çocuk yaşlarının sahipsizliğiyle böyle sokağa savrulan ve kirli bir hayat sürmek zorunda kalan talihsiz bir kadındır Cevriye. Namus kavramının bacak arasında değil, insanın ruhunda yattığını düşünen cesur, hırçın, ağzı bozuk ama aslında tertemiz yürekli, güzeller güzeli bir kadındır Bir gece hastalanır, cayır cayır ateşle yanarken köprü altında bir kay kayığın böyle içine sığınır, baygın düşer. Gizemli bir adam cevriyi o haldeyken tesadüfen bulur. Kucaklar evine götürür. Çorba yapar, ilaç verir. iyileşene kadar bakar merhametle insanlık gösterir. Kayıkhaneden bozma o tek göz oda evin perdeleri daima sıkı sıkıya kapalıdır. Tek başına yaşayan o gizemli adam. Geceleri sessizce gider, sessizce döner. Cevriye karanlık adamlara alışıktır ama böylesini de ilk kez görmüştür. Son derece naziktir. Sen bile demez siz diye tabii. Cevriyenin aslında ne iş yaptığını elbette bildiği halde en ufak bir çirkin talepte bile bulunmaz. Hanımefendi olarak da hep saygılıdır. Masası daima kitaplarla, evraklarla doldur. Notlar alır. Evden giderken o notları yanında götürür. Yüksek eğitimli biridir ama kimdir asla söylemez. Cevriye'nin meraklı sorularına cevap vermez. Hatta ismini bile söylemez. Cevriye sırılsıklam aşık olur. İyileştikten sonra evden ayrılmak istemez. Yine gelebilir miyim diye sorar. Gizemli adam soruya soruyla cevap verir. Niçin de? Ne gerek var? Buna rağmen Cevriye eve gelip gitmeye devam eder. O gizemli adamı görmeden gün bile geçiremez halde. Derken bir gün uyuşturucu iftirasıyla Cevriye'yi hapse atar. Araya böyle aile zaman girer. Cevriye serbest kalıp koşa koşa yeniden o eve geldiğinde gizemli adamın artık orada yaşamadığını görür. Evde biri vardır. Kerim isminde biri vardır evde. Adamın arkadaşıdır. Telaşla böyle evrakları, kitapları toplarken bulur cevri. Meğer gizemli adam tutlanmıştır. Eğer evindeki evraklar devletin eline geçerse gizemli adamın idama mahkum edilmesi bile kaçınılmaz. Cevriye'nin yüreğine ateş düşer. Ne yapıp edip aşık olduğu adamı kurtarmalıdır. Kerim'le birlikte evrakları sandala yükleyip açık denize atmak üzere uğraşırlarken polis basar iyi mi? Cevriye çılgıncasına böyle kürek çekip uzaklaşmaya çalışırken yüzüne fener falan tutulur böyle polisler sandal alabor oluyor devrili. Cevriye denize düşerken kafasını kayaya çarpar bayılır. Ağır ağır suyun derinliklerine doğru giderken yakamozlar parlamaktadır. Roman böyle biter. Roman zannediliyor hala öyle zannediliyor. Halbuki Osmanlı Cevriye'nin aşık olduğu, ismini bile söylemeyen o gizemli adam aslında gerçek hayatta Mustafa Kemal Atatürk'ün teyze oğlu, Zübeyde Hanım'ın kız kardeşinin oğlu, Suat'ın eşi Reşat Fuat'tan başkası değil. Çünkü 1940 yılında polis tarafından aranan Reşat Fuat gerçekten Topana ile kule dibi arasında bir gece konumunda saklanıyordu. O saklandığı dönemde gerçekten tenhada baygın halde yatan bir sokak kadını bulmuştu. Kadın hastaydı, cayır cayır ateşler içindeydi. Kadınlık kucaklayarak saklandığı eve götürmüştü. İyileşene kadar bakmıştı. Mecburen tedbirli davranarak tabii kadının meraklı sorunlarına cevap vermemişti. Kadın iyileştikten sonra eve gelip gitmeye devam edince kimliğinin açığa çıkmasından endişe ederek adresini değiştirmişti. Ve bu yaşadıklarını eşi Suat'a anlatmıştı. Suat da fosforlu cevriyeyi işte bu yaşanmışlık temeli üzerine oturtup gerisini o muhteşem hayal gücüyle örmüştü. Osmanlı cevriye. 1950'de Demokrat Parti iktidara geldi, af çıkarıldı. Reşat Güya serbest bırakıldı ama hemen bir yıl sonra 1951'de yine tutuklandı. Suat'ın artık dayanacak gücü kalmamış. Harise ablasının yanına gitti. 12 yıl boyunca 1963'e kadar orada kaldı. 1963'te Reşat nihayet serbest bırakıldı. Suat yurda döndü. Nihayet çile bitti diye düşünüyorlardı ama sadece 5 yıl huzurlu yaşayabildiler. Reşat kalp krizi geçirdi vefat etti. Suat yalnız kalmıştı, üretmeye devam etti. Roman üstüne roman yazdı. Komünist damgası yediği için vatan haini muamelesi görüyordu. Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olmasına rağmen basın camiasında sakıncalı kabul edildi. Ambargo uygulandı. Ama Osmanlı Cevriye bu ambargoyu yıktı geçti kardeşim. 1959'da filmi çekildi. Neriman Köksal canlandırdı Osmanlı Cevri. 1969'da tekrar filmi çekildi. Bu defa Türkan Şoray canlandırdı Osmanlı Cevri. 1972'de tiyatroda sahneye konuldu. Bu defa Gülri Sururi canlandırdı Osmanlı Cevri. Suat'ı yok saydılar ama Osmanlı Cevri'ye hem Türk edebiyatında hem Türk sinemasında hem Türk tiyatrosunda efsane oldu. Varlıklı bir ailenin kızı olarak bir eli yağda, bir eli balda dünyaya gelen Suat, yoksulları savunduğu için eşitlikçi görüşleri nedeniyle hayatı boyunca suçlu gibi gözaltında tutuldu. Ömmünün son demlerinde kitaplarının elif hakkından gelen 3-5 kuruşla boğaz sokluğunu yaşadı. Dayatmalara direndi, görüşlerinden vazgeçmedi. Tehditlere pabuç bırakmadı, paraya bula asla teslim olmadı. İnsan onurunu hep önde tuttu. Şişli'de kirasını zor ödediği böyle izbe bir evde kalıyor. O izbe evde bir zamanlar sevgilisini eşi Reşat Fuat'ı sakladığı gibi devrimci gençleri korumaya, kollamaya, saklamaya başladı. Evinde kalan gençlerden biri deniz gezmişti. Sağlık sorunları nedeniyle gözleri gö görmez olmuştu Suat'ın yine de yazmaya, üretmeye devam ediyor. Romanlara bakar mısınız? Ara kitap. Ne bir ses, ne bir nefes. Hiçbiri. Ahmet Ferdi. Bihire'nin talipleri. Fatma'nın günahı. Ben mi? Buhran gecesi. Gönül gibi. Emine. İç. Çılgın gibi. Yalanın gölgesi. Ankara mahpusu. Osmanlı cevriye. Müthiş eserler ver. 1972'de vefat etti. Veriköy mezarlığında Reşat Fuat'ın sevgilisinin yanına toprağa verildi. Erkek adı taşıyan, tabuları yıkan cesur bir kadın. Yok sayılmaya çalışılan ama daima var olmayı başaran bir kadındı. Karalandıkça parıldayan bir kadın. Bir kadın yüreğiyle bize miras bıraktığı fosforlu cevri aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün mübarek annemiz Zübeyde Hanım'ın, Nazım Hikmet'in, Sabahattin Ali'nin, Orhan Kemal'in, Deniz Gezmiş'in, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan sancılı kuşağın özeti. Çalkantılı siyasi tarihimizin, demokrasi mücadelemizin, her dönemde iktidara yalakalık yapan medyamızın kronolojisiydi. Şahane kadınlar, Neriman Köksal'ın, Türkan Şoray'ın, Gülriz Sururi'nin kadrajında yer aldığı Türkiye fıtratı. Erkek ismi taşıdığı için doğumundan itibaren ismi bile yok sayılan Suat, Türkiye'de kadını en muhteşem anlatan kadınlardan biriydi. Bu Türkiye'den hangi Türkiye'ye savrulduk? Bayan Türkiye'sine savrulduk. Erkek egemen değil, kereste egemen topluma savrulduk. Bakın kadınların adamdan sayılmadığı bu ülkede makarayı biraz ileri saralım, günümüze gelelim. Bir başka aşk öyküsü, bir başka muhteşem kadın anlatayım. Kıt kanaat geçinmeye çalışan bir ailenin evladı olarak kırklar elde dünyaya gelmişti Cumhur. Pazarcılık yaparak evine ekmek getiren bir babanın oğluydu. Halk adını vermişlerdi ona, Cumhur demişler. İmkansızlıklarla okudu, Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini kazandı. Fakültete Ordu'daydı. Babolu bile yoktu. Bir küçücük çantaya hayatını doldurdu. Gurbet yolunu tuttu. Ailesinin gece konudan bozma tek göz oda evleri vardı. Tam o sene ailenin borçları yüzünden oda satıldı gitti. Arslık filan mümkün değildi yani. Kendi göbeğini kendisi gezmek zorundaydı. Bir yandan okudu bir yandan garsonluk yaptı hafta sonu tatillerinde de babası gibi pazarlarda tezgah açtı. Kazandığı 3-5 kuruştan tasarruf edip annesine yolladı. Kendisine ayırdığı parayı kitaplara yatırıyor. Kelimenin tam manasıyla kitap koruduydu. Şiirler yazdı. Mesela bir defasında yazdı. Gökyüzü herkesindir bilirsin. Ama bir avuçsa, ıslaksa, karanlıksa, kötüyü söylüyorsa inadına, ağlatıyorsa beni, istemem o gökyüzünü diye yazdı. 4 sene bu boğuşmayla geçti. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu, öğretmen oldu. Ama burası Türkiye. Öğretmen sıfatını kazanman sayın yetkililerimizin nazarında öğretmen olacağın anlamına gelmiyor. Ağzınla kuş bile tutsan ataman yapılmıyor. Ne yapsın Cumhur? Öğretmen olarak orduda bir dershanede işe girdi. Dershane iflas etti değil mi? Parasını alamadı. Samsun'da bir başka dershaneye girdi kira ödeyecek kadar bile maaş vermedikleri için geceleri dershanenin sınıflarında yatıyor. Olacak gibi değildi tabi. Bu şekilde devam edemezdi. Çareyi polis olmak. Türkçe öğretmeni Cumhur mecburen polis oldu. Hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğini yapamadığı için hayatının en mutsuz dönemini yaşarken hayalini bile kuramadığı kadar mutlu bir döneme girdi. Çünkü Nifize ile tanıştı. Aşık oldu çarpıldı demek daha doğru. Arkadaşlarını anlatırken nihayet şansım döndü diyordu. Nefise de Trakyalıydı, o da polisti. Kırıcı halde dünyaya gelmişti. 1989'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden Edirne'ye yerleşen bir ailenin kızıydı. Polislik eğitiminde, polis okulunda tanışmışlardı ama Nefise de aslında öğretmendi. <laughs> Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okumuştu. Sınıf öğretmeni olmuştu. O da cumhur gibi ataması yapılmayan öğretmenlerden olmuştu. O da çareyi polislikte bulmuş. Hem yürekli hem bilekli bir kızdı. İstanbul'da evlendiler. E gelin de damat da Trakyalı olunca artık siz düşünün düğündeki eğlenceyi. Metrekare'si küçücük ama sevgisi kocaman bir yuva kurdular. Kızları doğdu. Elif. Mutluluklarını Elif'le taşlandırdılar. Ve tayin. Mardin'e gittiler. Midyat'a. Mardin Midyat. Her yer vatan. Severek koştular tabii ama annenin nöbeti var, babanın nöbeti var. Ne geceleri belli ne gündüzleri. Elif henüz iki aylık onu olacak. Anneanne geldi Midyat. Bir süre o baktı. Sonra babaanne geldi Midyat'a. Bir süre o kaldı. İki dünür nöbetleşe baktılar toruna. Terör azgınlaştı. Terör azgınlaşınca başka çare bulamadılar. Elif'i anneanne aldı. Edirne'ye gitti aile ilk kez parçalanmıştı. Nefise ile Cumhur Türkiye'nin bir ucunda, Elif öbür ucunda. Cam pazarının yaşandığı zorlu çalışma şartlarına evlat hasreti de eklenmiş. Burunlarında Aradan altı ay geçti geçmedi, Midyat'ta polis aracına saldırı düzenlendi. Bir şehit verdik o çatışmada, Cumhur o çatışmada yaralandı göğsüne şaraptel parçaları isabet etmişti, ciğerine saplanmıştı. Nefise, ameliyat edilen Cumhur'un baş ucunda günlerce oturdu. Sevdiği adamın hayatı pamuk ipliğine bağlıydı, bebeği desen pek kilometrelerce uzaktı. Hem polis olmak, hem polis eşi olmak, hem anne olmak, hem kadın olmak, böyle bir şey. İnsanın taşıyabileceği yükten ağırdı arkadaşı o çatışmada şehit düşen Cumhur hayata tutundu. Taburcu oldu ama tedavisinin devam etmesi gerekiyordu. Çünkü ciğerine saplanan şaraplar parçalarından bazıları büyük risk taşıyordu. Çıkarılamamıştı, çıkarılamıyordu. Böyle yaşayacak. Bir süre daha hastanede kalmalıydı. Geçici görevli memleketine Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi. Aslında Nefise de Cumhur'la birlikte Kırklareli'ne gelmişti ama refakatçi raporunun süresi var. O süre bitince mecburen midyata görevinin başına terörle mücadeleye girin. dön. Ya üç kişilik aile üç parça. Nefize Mardin'de Cumhur Kırklar elinde Elif Edirne'de. Elif'e anneannesi Cumhur annesi bakıyor. Nefize memleketin öbür ucunda tek başına kalmış. Öğretmenlerin öğretmen olmasına izin vermeyen sayın hükümetimiz öğretmen polislerin yuvasını da işte böyle dağıtmıştı. Öğretmen olamayan Cumhur'un gazi olup olamayacağı da henüz belirsizdi. Çünkü kolu bacağı kopmadığı için gazi sayılıp sayılmayacağına resmi olarak karar verilmemişti ki nefise şehir edildi. Midyat Emniyet Müdürlüğü binasına bombalı araçlarla saldırdı çatışma çıktı. Nepize şehit oldu. O çatışmada Nepize ile birlikte bir başka kadın polisimiz daha Şerife de şehit Şerife 6 aylık ameliydi. Hastamonu'da toprağı verdi. Nefize ve Şerife Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele şehit verdiği ilk 3 kadın polisten biri oldu. İlk kadın polis şehidimiz Mürüvvet Akpınar. 1992'de İstanbul'da çapraz ateşte katledilmişti. İzmirliydi. İzmir Işık Kent mezarlığında yatıyor. Şerife Kastamonu'da toprağa verildi. Nifize'nin cenazesi Edirne'ye götürüldü. Selimiye Camisi'nde tören yapıldı. Selimiye Camisi'nde musalla taşı yoktur biliyor musunuz? Cenazeler eski camiden kalkar. Sadece şehit cenazeleri Selimiye'ye getirilir, portatif masa kurulur. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez o gün Selimiye'ye portatif musalla konuldu. Nefise'nin namazı orada konuldu. Cumhur çatışmada yaralandığında, Cumhur'uma gazilik verilirse hiç olmazsa elifim ileride rahat eder diyordu Nefise'ye gazi kızı olamadan şehit kızı oldu Elif Bebe. Kadın diyemedikleri, bayan dedikleri Türk kadın işte bu. En başta sevgili eşim Hülya ve kızım Pelin, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin bu yayını izledikten hemen sonra kız arkadaşını, sevgilisini veya işini hemen şu anda arayarak iyice hayatımdasın diyen tüm talihli erkek izleyicilerime çekiliş yapmayacağım. Çünkü hayatınızda bir kadın varsa zaten hiçbir çekilişte kazanamayacağınız kadar talihlisiniz demek. 90 yaşına da gelsek hala büyüyemeyen birer çocuk kalan biz erkeklere katlanmak zorunda kalan tüm talihsiz kadınlardan ise kişisel olarak anca özür dilerim. Cümleden sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu. Pazartesi sabah görüşmek üzere. Eyvallah.